Soru, Kur'an'ı rehber edinmemekten dolayı, Allah'ın kanunlarını uygulamamaktan dolayı dünyada bir fesat var. Bu fesadın tek kaynağı Allah'ın ayetlerine uyulmaması. Allah'ın istediği ahlakın ortaya konmaması. Mesela ekonomik kriz diyorlar değil mi? Ekonomik kriz ne demek ya? Allah o krizi yaratıyor. Bak bu kadar dünyada binlerce profesör her günde mezun oluyor ekonomi bölümlerinden. Tamam. Bir tanesi değil mi? Her gün ahkam kesenler televizyonlarda ekonomi şöyle olacak, ekonomi bakanları. Dünyada kaç tane ülke var? Hepsinde ekonomi bakanı var değil mi? Normalde çözüm bulmaları lazım ama bulamıyorlar. Nereden geldiğini bilemiyorlar. Çünkü Allah bunu onların yapamayacağı gibi yaratıyor. Halbuki Yüce Rabbimiz kuralı koymuş Kur'an'da. Sana zekatı koyuyor, neyi infak edeceklerini sorarlar diyor. Koymuş yatan Allah'ın. De ki ihtiyacını arta kalın. Değil mi? Eğer bu güzel ahlakta Allah'ın istediği gibi bir tavır gösterse bütün herkes, dünyada aç kalmaz. Ne gerek var silah üretmeye, insanları birbirini öldürmek için silah üretiyor. Al bak bunu çok güzel bir silah yaptım diyor. Git bunu böyle, aa çok güzelmiş alayım hemen diyor. Alıp ne yapacaksın onu? İnsan öldüreceksin. Yani adamların deliliğine bak yani. Ülkelerin de deliliğine bak. Yani bu şefkat ve merhametten uzak, Kur'an'dan uzak bir yapı insanları bu hale getiriyor. Normalde mesela Kur'an'ı rehber edilse birlik olun diyor. Değil mi? Ortada fitne kalmasın diyor. Birlik olmuyor adam inatla. Bak Müslümanım diyor. Allah da diyor ki ona Müslümanın emrini nereden alıyor? Kur'an'dan alıyor Allah'tan. Allah Müslümana diyor ki birlik ol diyor. Birlik olmazsan yeryüzünde bozgunculuk çıkar diyor. Sen de helak olursun diyor. Bütün sadece sen değil bütün dünyadaki şeyler fitne çıkar diyor. Uymuyor. Sonra da bu nereden çıktı diyor. İşte Kur'an'ı rehber edinmek ve Kur'an'ın Allah'ın istediği gibi bir ahlakı ortaya koymak bütün dünyadaki problemlerin çözümü, güzel bir hayatın çözümü. Ancak biz bu ahlaka eriştiğimizde cennete gidebileceğimiz bir durum aslında. İnşallah. Bir de ayetteki şeyi bir de yanlış böyle tevil ediyorlar. İhtiyaçtan alsa kalanını infak et diyor Allah. Onlar hayatta da hani böyle bir şey düşünüyor. Ben normal hayatımı yaşarım. İhtiyacımın tarafından arta kalan kısmında dini yaşayayım gibi evet. Bir mantıkları da olabiliyor evet. Böyle. Halbuki Allah ayette öyle adamlar ki diyor ne ticaret ne alışveriş diyor değil mi? Onu Allah'ın dost doğru yolundan onu zikretmekten mealen söylüyorum tutkuya kaptırıp alıkoymaz diyor. Tabii, önemli. Ticaret ve alışverişten demek ki daha önemli. Eğlence. Evet eğlenceden daha önemli yani. Demek ki Allah'ın yolunda dost doğru gitmek onun evet. için çalışmak onun için infak etmek veya evet. daha önemli. O ise din bir kısım bu dünyanın için ben bir hani ihtiyaçlarımı gidereyim. Küçük bir kısımda arta kalan da dini yaşarım gibi evet. mantık geliştiriyorlar. Halbuki Allah öyle olmaması gerektiğini söylüyor yani inşallah. Evet çok doğru inşallah. Bugün de yayınımızın sonuna geldik inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz inşallah.